Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlar. İkinci konumuzla kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz arkadaşlar en küçük ve en büyük değer problemleri diyelim. Öncelikle sevgili gençler, videoya ve derse başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Konumuza başlayalım dilerseniz ufaktan. Bu hoca da dersi ne kadar çok seviyor demeyin. Dersi sevmek siz de zorundasınız arkadaşlar. Şimdi iki basamaklı ve en küçük doğal sayı. İki basamaklı olup da en küçük olan doğal sayı biliyorsunuz ki 9'dan sonra 10 geliyor. Yani ilk iki basamaklı doğal sayı 10 olduğu için en küçüğü de budur. İki basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 99'dur. İki basamaklı ve rakamları farklı en büyük doğal sayı. Şimdi 99'u seçemeyeceğiz çünkü bu sefer rakamları farklı gibi bir ifade burada kullanılıyor. O halde sevgili gençler hangi sayıyı seçeceğiz? En büyük onlar basamağı 9 olsun diyeceğiz. Birler basamağında 9'dan sonraki en büyük sayımızı seçeceğiz. Yani 8'i dolayısıyla 98 olacak. 3 basamaklı en küçük doğal sayı, 2 basamaklı en küçük doğal sayı nasıl ki 10'sa 3 basamaklı en küçük doğal sayımız da 100'dür. Rakamları farklı diyorsa eğer 1'i koydun, 0'ı koydun, daha sonrasında da 2'yi koyacaksın. Hani 123 falan diye aklına gelebilir ama 0'ı işin içine dahil etmeyi unutmayacaksın. Pekala, 3 basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur. Nasıl ki 2 basamaklısı 99'sa 3 basamaklı 999'dur. Eğer rakamları farklı diyorsa tabii ki 987'yi seçmek zorundasın. En büyük negatif tam sayı. Şimdi burada sanki çeldiricili bir ifade var gibi duruyor ama aslına bakarsanız çeldirici falan değil. Bir kere en büyük diyor ve negatif diyor. Negatiflerin en büyüğü sıfıra en yakın olanıdır. Sıfıra en yakın negatif sayımız da eksi 1'dir. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı ise sevgili gençler ne olacak? Eksi 10 olacak. En büyüğü, en küçüğü de eksi 99 olacak diyebiliriz. Çünkü sıfırdan uzaklaştıkça negatiflerde sayı küçülüyor. Birinci örneğimize bakalım. İki basamaklı en büyük pozitif tek tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif çift tam sayının toplamı. Öncelikle iki basamaklı en büyük pozitif tek tam sayıyı bulmamız gerekiyor. En büyüğünden bahsetmiş, pozitiften bahsetmiş ve iki basamaklı olsun tam sayı olsun demiş. O halde sevgili gençler kaçtır? 99 mudur? Yazamadık 9'u. 99'dur. Değil mi? Rakamları farklı dememiş. Bununla demiş, şuraya okuyalım şimdi. İki basamaklı olacak yine. En küçük olacak negatif çift tam sayı. Şimdi hem negatif olacak hem çift olacak sevgili gençler. Hem de iki basamaklı olacak. Kaç vardır? Eksi 98 vardır çift dediği için. İşte bununla bunun toplamı sorulmuş. Aslına bakarsan 99'da eksi 98'i toplamak demek 99'dan 98'i çıkarmak demektir. Ve dolayısıyla cevabımız da 1'dir diyebiliriz. Geçtim sevgili arkadaşım bir diğer soruma. A ve B birer doğal sayı. A ile B'nin toplamının 14 olduğu bilgisi verilmiş bize. B'nin en büyük değeri soruluyor arkadaşım. Şimdi benim elimde iki tane doğal sayı var ve bunların toplamının 14 olduğunu biliyorum. B'nin maksimum değeri soruluyor. Şimdi ben B'yi maksimum olarak seçeceksem A'yı küçük seçmem lazım ki B'ye çok değer kalsın. Doğal sayılardan en küçüğü hangisi? Sıfır hocam. Doğru. Sıfıra ne eklersek 14 olur? Tabii ki 14. Eşittir 14 olur. Ve sevgili arkadaşım B'nin maksimum değeri de böylelikle kaç gelmiş olur? 14 gelmiş olur. B'nin en küçük değeri sorulmuş olsaydı bu sefer A'yı maksimum ve B'yi minimum seçeceksin. Bu sefer de B'nin en küçük değeri 0 olacaktı. Haberin olsun. Yani biz burada, burası doğal sayı dediği için 0 seçme imkanına da sahip olduk. Mesela pozitif doğal sayı seçmiş olsaydık. Burası soruda bu şekilde verilmiş olsaydı. O zaman ne olurdu? Bunu da yaz. Mesela A artı B eşittir 14 demişiz. Bu sefer 0 seçme imkanımız yok. Dolayısıyla A'yı mecburen en küçük 1 seçecektim. B'ye de maksimum kaç kalacaktı? 13 kalacaktı diyebiliriz. Bunlara da dikkat ediyorsun. Bir sonraki sorumuzda 3 basamaklı 2 tam sayının farkı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 3 basamaklı olacak 2 tane tam sayının farkı en az kaçtır diye soruluyor. Yani mesela şu 3 basamaklı bir tam sayımız olsun ya da şöyle diyelim biz buna. A, B, C'den D, E, F'yi
çıkardığım zaman sonucun az çıkmasını istiyor. Hatta en az çıkmasını istiyor. O zaman ben buraya en küçüğünü, buraya da en büyüğünü seçerim ki farkı çok az çıksın. Sonuç negatif olabilir mi? Tabii ki, çünkü en az istiyor. Şimdi o halde ben bu ABC 3 basamaklı sayısını, tam sayısını kaç seçmem lazım? Tabii ki -999 seçebilirim, en küçüğünü seçeceksem eğer. Buranın da en büyüğünü seçeceksem burayı da 999 seçerim. Bundan bunu çıkar demiş. Şimdi bu ne demek? -999, -999 ne demek? İkisinin toplamı demek. Yani 999 çarpı 2'nin, 2 tane 999'dan bahsediyoruz çünkü, eksilisi demek. Bunların ikisini çarparsam ben 1998 gelir arkadaşlar. Tabii ki bunun eksilisi gelir. Demek ki bizim farkımız en az buymuş diyebiliriz. İki tane tam sayının hem de 3 basamaklı farkı en az kaçtır dediği için böyle bir yola başvurduk. Notumuza bakalım. Notta diyor ki, önemli bir not. Hatta şu an gördüğüm bu notu ta Türev'in geometrik yorumundan sonra maksimum minimum problemlerinde de 12. sınıfın konusunda da yine göreceğiz. Toplamları sabit iki gerçek sayının çarpımının, arkadaşlarım, en büyük değeri için ne yapmamız lazım? Şimdi toplamları sabit iki tam sayı diyor. Mesela A ile B'nin toplamı ne olsun? 10 olsun. Şimdi hatta 10 olmasın, daha küçük seçelim ki direkt karşımıza çıksın. Mesela 5 olsun. Arkadaşlarım, öncelikle A ile B'nin toplamı 5 ise mesela pozitiflerin içerisine bakalım biz buna. Çarpımlarının en büyük değerini istiyoruz. Mesela ben burada 0 ile 5'in toplamının 5 olması gerektiğini biliyorum. Hadi yazalım. 0 ile 5'in toplamı 5'tir. 1 ile 4'ün toplamı 5'tir. 2 ile 3'ün toplamı da 5'tir. Daha sonrasında 3 ile 2'nin toplamı 5'tir. 4 ile 1'in toplamı 5'tir. Ve 5 ile 0'ın toplamı 5'tir. Şimdi hep toplamından bahsettik ve gördüğünüz üzere şuradaki sayı çiftlerinin, arkadaşlarım, her birinin de toplamı 5. Peki çarpımları ne ayak? Çarpımlarına bakalım. 5 kere 0 kaç yapar? 0. 4 kere 1 4. 2 kere 3 6. 3 kere 2 6. 4 kere 1 4. Ve 5 kere 0 0. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istiyorum ki toplamlarının sabit olduğunu, yani 5 olduğunu biliyorduk biz. Çarpımlarının maksimum değeri de şunlardan geldi. Yani bu sayılar birbirlerine yakınken geldi. 0 ile 5 arasında 5 fark, 4 ile 1 arasında 3 fark, 2 ile 3 arasında 1 fark, 1 fark, 3 fark ve 5 fark var. Demek ki sayıları birbirine, en büyük değeri için sayıları birbirine yakın seçmemiz lazım. Yazalım, en büyük değeri için sayılar yakın seçilmelidir. Yakın seçilmeli. Hatta mümkünse eşit seçilmelidir. Yakın seçilmelidir. En küçük değeri için de doğal olarak uzak seçilmelidir arkadaşlar sayılar birbirine. Çünkü gördüğünüz üzere aşağıda verdiğimiz örnekte de uzak seçilmelidir dedik. Aşağıda verdiğimiz örneğe bakacak olursak da en küçük değerler 0, 5 ve 5, 0'dan geldi ki bunlar birbirine uzak değerler olduğu için de sonucumuz küçük çıktı. Örneğimize bakalım. Mesela A ile B'nin toplamı bir reel sayı. A çarpı B'nin en büyük değeri sorulmuş. Bakın reel sayı diyor. Buna dikkat edeceksiniz ki az önce verdiğimiz örnekle çelişir yoksa yaptığımız işlem. Çünkü hocam burada 6 bulmuştuk, o zaman cevap da 6 değil mi demeyeceksin. Neden? Çünkü yukarıda ben tam sayı seçtim. Ama burada bir reel sayı diyor. Yani sayıları birbirine yakın seçeceksek, bana küsuratlı seçme imkanı da veriyorsa, o halde ben şöyle seçerim. 2,5 ile 2,5'un toplamı hocam 5'tir. 2,5 ile 2,5 da bence sence de öyledir umarım, 2 ile 3'ten birbirine daha yakın. 2,5 ile 2,5 birbirinin aynısı. Doğal olarak da maksimum değeri de 2,5 çarpı 2,5 olacak. Şimdi 2,5 ile 2,5'u nasıl çarpacaksın? Virgülleri görmeyeceksin. Virgülleri atacaksın kafanda. 25 kere 25. Bir önceki videomuzda da yapmıştık. 625 geliyordu. Ve sevgili gençler, virgülden sonra 2 tane basamakta 0 olduğu için 2 tane haneyi kaydırıp virgülünü atacaksın. Yani cevabımız ne olacakmış? 6,25 olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam. A sayısını bana 5-x olarak vermiş. A sayısı 5-x. B sayısı da neymiş arkadaşlarım? X artı 7'ymiş. Güzel. Şimdi bana diyor ki A kere B'nin en büyük değeri kaçtır? Ya bu sayılar, şu sayıyla şu sayı. Ben bunları şimdi çarpacağım. Çarptıktan sonra da biraz parabole falan gidecek. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlarım, önce şu ikisini bir toplayalım. A artı B'nin, bakın burada görüyorsunuz.
Eksi x ile artı x'i birbirini götürür. Götürdükten sonra da bunların ikisinin toplamı 12 gelecektir. Yani toplamları sabit, yani 12 olan iki sayının çarpımlarının maksimum değeri soruluyor. O halde arkadaşlar bu ikisini 6 seçmemizde bence hiçbir zarar, ziyan yok. Olabildiğince yakın seçtik ki çarpımları çok çıksın. 6 çarpı 6'dan da cevabımız ne olacaktır? 36 olacaktır sevgili arkadaşlar. 12 yazdım birden. 36 olacaktır sevgili arkadaşlarım ve cevabımız da budur diyebileceğiz. Evet, devam ediyorum gençler bir diğer sorumla. Dikdörtgen şeklinde bir bahçenin çevresinin 80 metre olduğu söylenmiş ve bu bahçenin alanı maksimum kaç metrekaredir diye sorulmuş. Şimdi dikdörtgen şeklinde bir bahçe düşünelim. Şöyle bir dikdörtgenimiz olsun sevgili arkadaşlarım. Ben buraya A birim, buraya da B birim diyeyim. Haliyle burası da A, burası da B olacaktır. Şimdi bana çevresini vermiş, 80 metre diyor. Bunun çevresi nedir? 4 tane kenarın toplamıdır. A artı A'dan 2A, B artı B'den de 2B gelir. Yani o halde ben şunu söyleyebilir miyim? 2A artı 2B eşittir 80 diyebilirim. İki parantezinde A artı B de yazabiliriz biz buraya eşittir 80 diye. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de hocam A artı B'nin ben 40 olması gerektiğini de buldum. Şu ikisinin toplamı sabit ve 40'mış. Şimdi bana diyor ki bu bahçenin alanı. Ya kardeşim dikdörtgen şeklinde bir senin bahçen var. Sen bunun alanını nasıl hesaplarsın? Kısa kenar çarpı uzun kenar yöntemiyle. Kısa çarpı uzunu çarparsan da A kere B'nin bizden aslına bakarsan maksimum değeri isteniyor. Çünkü en çok kaç metrekaredir diye sorulmuş. Ben A ile B'nin toplamının 40 olması gerektiğini biliyordum zaten. Toplamları sabit olan iki sayının çarpımlarının maksimum değeri bulunurken sayılar birbirine yakın seçilmeliydi. Yani o halde 20'ye 20 seçelim. Çünkü 20 ile 20 birbirine yakın ve toplamları 40. O halde 20 çarpı 20'den bizim bu bahçemiz 400 metre kare olur sevgili arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız ben burayı 20, buraya 20 seçtiysem o halde şöyle bir cümle kurabiliriz biz. Çevresi sabit olan bir bahçenin alanının maksimum olabilmesi için o bahçe, dikdörtgen bahçe aslında bir kare bahçe olmalıymış. Yani 20, 20, 20, 20 zaten ne yapar? Kare, kare olur sevgili gençler. Demek ki arkadaşlarım maksimum alanlı dikdörtgenimizin de kare olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunu da not alman lazım. Anlamadıysan bir kere geri sar. Ben de sana hatta bir kere daha söyleyeyim. Maksimum alanlı dikdörtgen kare olmalı. Türevde de karşına çıkacak bunlar. Bir kenarının tamamı diğer kenarının yarısı ile örülmüş, duvarla örülmüş. Kalan kısmı telle çevrelenmiş dikdörtgen bir bahçe yapılacaktır. Şimdi şöyle ki, şöyle arkadaşlar bir dikdörtgenimiz olacak, bir bahçemiz. Ve bu dikdörtgen bahçede arkadaşlarım ne olması gerekiyormuş? Bir kenarının tamamı mesela şurası, burası duvarla örülmüş arkadaşlar. Ve diğer kenarının da yarısı, yani şuraya kadar şu şekilde duvarla örülmüş. Burası da duvarla örülmüş. Hatta duvarla örülmüş kısmı şu şekilde de işaretleyebiliriz. Buraların duvar olduğu söyleniyor bize. Kalan kısmı da telle çevrilmiş. Şimdi tel olan kısmı da şu şekilde gösterelim. Pekala. Buralar tel, turuncu olan kısım. Diğer kısmı duvar. Dikdörtgen bir bahçe yapılacaktır diyor. 100 metre telle çevrilecek bahçenin alanı maksimum kaçtır? Demek ki bu turuncu telimizin çevresi 100 metreymiş. Pekala. Şimdi biraz düşünelim. Arkadaşlarım öncelikle ben şuraya 2B demek istiyorum. Şurası B ve şurası da B olsun. Buraya da A diyebiliriz. Öncelikle bizim telimizin uzunluğu A artı B artı 2B. Yani A artı 3B olur. O halde bunu yazalım. A artı 3B. Bu kaçmış arkadaşlar? 100 metreymiş. Bizden istenen şey ne? Diyor ki bahçenin alanı maksimum kaçtır? Bahçenin alanı da A çarpı 2B'dir doğal olarak. Demek ki A çarpı 2B'nin bizden maksimum değeri isteniyor diyebiliriz. Güzel. Şimdi o halde şöyle diyebiliriz arkadaşlar. A artı 3B eğer 100 metre ise, A artı 3B 100 metre ise ben bunların ikisini birbirine yakın seçmeliyim diyeceğim. Nasıl? Şu şekilde A'yı 50, 3B'yi de 50 seçtim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben burada A'nın 50 olması gerektiğini biliyorum.
A50'ymiş. Bunda bir sıkıntı yok. 2B nedir acaba? Hocam şöyle diyeceksin orada da. Sen 3B'yi 50 bulmadın mı? 3B 50 ise 2B kaçtır diye sorabilirsin. İlkokuldan beri yaptığımız bir işler dışlar çarpımımız vardı. Bunda bunu çarpacaksın. 100B 3'e böleceksin. 3B'ye böleceksin. 100B'yi 3B'ye bölersen B'ler gider. 100 bölü 3 gelir. Demek ki bu 2B'de 100 bölü 3'müş diyebiliriz. E şimdi o halde bu bahçenin alanı maksimum kaç olabilir diyordu ya. Al işte bak burada ortaya çıktı. 50 kere 100 bölü 3 diyeceğiz. Yani 5000 bölü 3 diyeceğiz sevgili gençler. 5003'e tam olarak bölünmez ama bahçemizin de alanını bu şekilde ortaya çıkarır. Cevabımız 5000 bölü 3 olacakmış. Bu bahçenin alanı maksimum bu olur diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyoruz. Karşımızda bir not var. Az önceki notumuzun tam tersi niteliğinde aslına bakarsanız. Nedir işte? Çarpımları sabit. Çarpımları sabit. İki doğal sayının toplamlarının en küçük olabilmesi için sayıların nasıl seçilmesi lazım? Şimdi şöyle düşünün. 12 sayısını düşünün. 1 kere 12 12'dir biliyorsunuz. 2 kere 6 da 12'dir. Hocam 3 kere 4 de 12'dir. Aynı zamanda bir de tersleri var. 4 kere 3, 6 kere 2 ve 12 kere 1. Şimdi gençler, gelin şunları bir toplayalım. 13 yapar. Şunu toplayın 8 yapar. Bunu toplayın 7. Bunu topladık 7, bunu topladık 8 ve bunu topladık 13. Şimdi en küçüğü hangisi geldi arkadaşlar? En küçüğü hocam şuradakiler geldi işte. Peki bunlar neye göre geldi? 3 ve 4, 3 ve 4. Demek ki çarpımları sabit olan iki sayının toplamlarının en küçük olabilmesi için yine sayıların ne olması lazım? Birbirlerine yakın seçilmeleri gerekiyor arkadaşlar. Yakın seçilmesi gerekir. Şimdi notu buraya alın. O halde şöyle bir şey desek, en büyük değerini sorsa o zaman da diyeceğiz ki hocam birbirine uzak seçelim ki büyük gelsin. Çünkü 1 ile 12'yi seçince ancak 13 geldi. Bakın maksimum değerleri de bunlar. Bunlar maksimum. Bu da maksimum. Şunlar minimum değer geldi. Madem öyle, yakın seçince minimum, uzak seçince maksimum geliyor. Az önceki notumuzda toplamları sabitken çarpımlarını bulduk. Şimdi çarpımları sabitken toplamlarını buluyoruz. Mesela A çarpı B 10 sa A artı B'nin en küçük değerini bulacağız. Ne yapmamız lazım? Yakın seçeceğiz. Hele ki bunlar bir de tam sayıysa arkadaşlar. Tam sayıysa mecburen 2 ile 5'i seçeceğiz. Toplamları en küçük 7 gelecek. 35. Birbirine yakın seçeceksek 5 ile de 7. 5 artı 7'den cevabımız 12 gelecek. 27. Arkadaşlar mecburen 3 ve 9'u seçeceğiz. Birbirine yakın olsun diye. 3 ile 9'un toplamı da 12 yapar. X çarpı Y eşittir 90. Burada neyi seçmemiz gerekiyor? Buna bakalım. Mesela 3 kere 30 var. Var olmasına var da 6 kere 15 de var. Doğru mu? Doğru. Başka var mı arkadaşlar? Başka yok. Maalesef. Şimdi o halde 6 kere 15 var. 9'da 10 var değil mi? Birbirine daha yakın. Hatta aralarında bir fark var. O halde arkadaşlar ben 9'da 10, bakın 19 olduğunu biliyorum. Hadi şunları da kontrol edelim. Bak şunu seçseydik 21, bunu seçseydik 33 gelecekti. Cevabımız haliyle ne olacak sevgili gençler? 19 olacak. Buranınki 12, buranınki 7 ve bununki de 12 olacak diyebiliriz. Devam ediyorum sağ üst tarafla. Örnek. X ve Y bir doğal sayı için X çarpı Y 36 olduğuna göre 2X artı X çarpı Y artı 2Y ifadesinin en küçük değeri. Bakın şu ifadenin en küçük değeri isteniyor bizden. Şimdi ben zaten X, Y'nin ne olduğunu biliyorum ya. O 36 zaten. O Allah'ın emri, o değişmiyor. Bana şunlar lazım. 2X artı 2Y lazım. Bir de ben bunu iki parantezine alırsam bana artık şu lazım diyebilirim. X artı Y. Kalemi tam bastıramıyorum. X artı Y lazım. Şimdi biz çarpımlarını biliyoruz, 36. Toplamlarının en küçük değerini bulabilmek adına ben bunları birbirine yakın seçmem gerekmiyor muydu? Evet. O zaman X'i de 6 seçerim. Y'yi de 6 seçerim. Böylelikle 6 artı 6 12 gelir. 2 kere 12 de 24 gelir. Buranın en küçük değeri budur. 24. Bir de X, Y'nin zaten ben 54 olduğunu, 36 olduğunu biliyordum. O halde 36 ile 24'ün aslına bakarsanız toplamı isteniyor bizden. Cevabımız da böylelikle 60 olur sevgili gençler. Devam ediyorum. Az önce şurayı yazmıştık. Bunları şöyle kenara fırlatalım. Devam edelim. Bir diğer örneğimizle.
kenar uzunlukları tam sayı ve alanı da 30 birim kare olan bir halının çevresi en az kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi kenar uzunluklarının tam sayı olduğunu vermiş bize, alanı da 30'muş. Yani şöyle bir halı düşünsek arkadaşlar. Şöyle. Bunlar çok önemli. Şunlar da halının püskülleri olsun şöyle. Heh. Püskülsüz de tercih edilebiliyor şimdi gerçi. Püsküller ekstra pahalı oluyor. Haberiniz olsun. Evet, şimdi kenar uzunlukları tam sayı, alanı da 30'muş. Yani ben şuraya A, buraya B dersem arkadaşlarım, A çarpı B'nin ne olması gerektiği söyleniyor, 30. Şimdi benden ne istenmiş peki? Çevresi. Yani 2A artı 2B'nin en az değeri isteniyor. Minimum değeri isteniyor. Şimdi o halde şöyle diyebilir miyim? Ben bunu iki parantezine alsam, A artı B'nin küçük olması gerekiyor. Buranın minimum değeri lazım bana. Çarpımları 30'sa, toplamlarının minimum değeri lazımsa birbirine yakın seçeceğiz demiştik. Birini 5, birini 6 seçmekte fayda var o halde. Çünkü tam sayı demiştik. Pekala, yoksa kök 30'a kök 30 seçmek zorundaydık. Sen anladın olur, reel sayı demiş olsaydı. 5 ve 6. Çevresi demiş. 5 ile 6'yı toplayın, 11. 11 ile 2'yi çarparsanız da 22 birim yapar. Sevgili arkadaşlarım, bu halının çevresi en az. Bir diğer örneğimiz ABC tam sayı. A ile B'nin çarpımı 18, A ile C'nin çarpımı da 20 olduğuna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri bize sorulmuş. Şimdi öncelikle bunların ben tam sayı olduğunu biliyorum ve A artı B artı C'nin en büyük değeri soruluyorsa, bu tarz sorularda sevgili gençler şunu yapıyorsunuz. Ortak bir çarpan mutlaka verilir. Bakın burada A çarpanımız var. Şimdi ben gidip en büyük değeri soruluyor ya, bunları birbirine uzak seçmem lazım. A ile B'yi de, A ile C'yi de birbirine uzak seçmem lazım. Nasıl seçeceğim o zaman? Bunu 1, bunu 18, bunu 1, bunu da 20 seçmem lazım. O halde gelin toplayalım. A'yı 1 seçtik, B'yi 18, C'yi de ben 20 seçtim. Bunları toplamı kaç yapar? 39 yapar. Cevabımız da bu şekilde 39'dur diyebiliriz sevgili gençler. Unutmayın, ortak olan çarpana küçük çarpan vermeniz bunların ikisini de zirveye ulaştıracaktır. Haberiniz olsun. Evet, 20. sayfamızda bitirdik. Geçtik 21'e. A, B, C. Pozitif bir tam sayı. A kere B 18, A kere C 24 olduğuna göre A artı B artı C'nin en küçük değeri. Şimdi bakın, yine ortak bir çarpanımız var burada. İyi, bu ortak çarpan var da, bir de bunlar tam sayı olacak. Bir de benden ne istemiş? En küçük değeri. En küçük değeri deniliyorsa bunları birbirine biz yakın seçeceğiz. Yakın seçek de, seçelim de yakın. Ortak çarpan olduğu için o da önemli. Şimdi o zaman 18'de 24'ün sevgili gençler, ben en büyük ikisinde dolan çarpanı ya da böleni arıyorum. Peki nedir bu? 9 değil, 8 değil, 6 olur. O halde ikisinin en büyük böleni 6 ise o ortak olan sayıyı 6 seçeceksiniz. O zaman B'ye ne kalır? 3. C'ye ne kadar arkadaşlar? 4 kalır. A artı B artı C'nin en küçük değeri sorulmuştu. A'yı 6, B'yi 3, C'yi de 4 seçtik biz. Burası 7, burası 6 toplarsan kaç yapar? 13 yapar. Şimdi hocam, en küçük sorulmuş, negatifleri falan seçsek olmaz mıydı diye sorabilirsin. Haklısın ama burada şunu vermemiş olsaydı, evet, bu dediğinde haklı olacaktı. Devam. A, B, C'nin bir doğal sayı olduğu söylenmiş. A eksi B 7 ve A eksi C de 4 olduğuna göre A artı B artı C'nin en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben bu A'nın eksi B'yi karşıya atarsanız B artı 7'ye eşit olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söylerim. Aynı zamanda bu A, C artı 4'e de eşittir arkadaşlar. Güzel. Şimdi A B artı 7'ye eşit olduğu gibi C artı 4'e de eşitse bunların hepsi birbirine eşit olmuş oldu bakın şu an. A, B artı 7 ve C artı 4. Şimdi bana A artı B artı C'nin en küçük değeri sorulmuş. Ne güzel, sorulabilir. Bunda bir sıkıntı yok ve bunlar bir doğal sayı olacak demişiz arkadaşlar. Burada ben A'yı küçük, B'yi de küçük, C'yi de küçük seçmem lazım. Şimdi A'yı küçük seçiyorsam otomatikman B'yi de küçük seçmem lazım. C'yi de küçük seçmem lazım. O halde gelin burada ben buradaki B'yi 0 seçerek olaya başlayayım. Sonuçta doğal sayı demiş ya. Değil mi? Hocam, A'yı niye 0 seçmedik? A'yı 0 seçsen C eksi 4 olacak. Doğal sayı olmaz da ondan. O halde arkadaşlarım, yanında en büyük sayı olan ne? 7. Bunu ben 0 seçtim. 0 seçersem A kaç olur? 7. A 7 oluyorsa C kaç olur? O da 3 olur.
Başka hocam, başka olamaz mıydı? E bakalım olur mu? C'ye 0 verirsen burası 4 gelir ama bu sefer B-3 olur. Demek ki bunu seçemiyoruz arkadaşlar. O halde A'nın en küçük değeri 7, B'nin en küçük değeri 0, C'nin en küçük değeri de 3 oluyormuş. Ve böylelikle bunların toplamının en küçük değeri de doğal olarak 10 olur arkadaşlar. Cevabımız da budur diyebiliriz. Devam bir diğer soruyla. Toplamları 66 olan 3 farklı pozitif tam sayının en küçüğü en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi bu tarz sorularda hemen bu sayıların hepsinde birbirine eşit olabileceği düşüncesiyle hareket edip 3 tane sayı olduğu için de 3'e bölüyorsun ve 22 geliyor. Aslına bakarsan bu aritmetik ortalamalarıdır. 22 yazdın. 22 yazdın. 22 yazdın. Ama farklı pozitif tam sayı demiş. Hepsi birbirine eşit olamaz. O halde şunu bir küçültürsün. Şunu bir büyütülsün. Bu da aynen kalır. Ve şu an sevgili gençler, bu en küçük, bu en büyük, bu da ortancamız olur. Peki bu bizim ne işimize yaradı? Arkadaşlar, en küçüğü görüyorsunuz. Ortancadan bir az, en büyükten iki az. Yani biz bunun en küçüğün en büyük değerini bulmuş olduk. Cevabımız neymiş yani? 21'miş. Aynı şekilde şu soruyu da sorabilirdi. En büyüğü en az kaçtır diye de sorabilirdi. O zaman da cevabın 23 olacaktı. Çünkü ben en büyük sayının alabilecek en küçük değerini de buraya yazmış oldum aynı zamanda. Anlaştık diye umuyorum. Devam sevgili gençler, bir diğer sorumuzda. Toplamları 58 olan 3 pozitif tam sayının en küçüğü en çok kaçtır? En küçüğünün yine maksimum değeri soruluyor. Tabi sen elin alıştı artık, 58'i 3'e böleceksin de 3'e bu sayı bölünmüyor. Peki şöyle diyebilir miyiz mesela? 57 tam olarak bölünürdü. 57'yi 3'e bölsek biz, hocam 19 gelir. Evet. 19, 19, 19 saysak olmaz mı? Deneyelim bakalım olacak mı? Şimdi ben 19, 19, 19 saydım bunu. Bir tane de arttı ama, değil mi? Çünkü ben 57'yi 3'e böldüm. 19, 19, 19 da 57. Toplamlar 58'di. Demek ki bir tane arttı. O artanı da mecburen kime vereceğiz arkadaşlar? En büyüğüne verelim. Yani burası 20 olsun. Ama şöyle bir durum vardı. 3 tane pozitif tam sayının en küçüğünün en çok kaç olduğu soruluyor. Şimdi 19'a ben en küçük diyemem. Çünkü en küçük belki bu 19'dur. Dolayısıyla bunların birbirinden farklı olması da gerekiyor. O zaman diyeceksin ki yine aynı mantık. Şunu bir azaltacaksın. 18. Şunu bir artırayım dersen bu da 20 olmaz. O zaman bunu sabit tutacaksın. İşte bunu bir artıracaksın. 18, 19 ve 21 sevgili gençler bizim işimize yarayan sayılar. En küçüğünün maksimum değeri de 18'dir diyebiliriz. Çünkü bizden zaten bu istenmişti. Ve devam. Yanlış hatırlamıyorsam bu konumuzun son sorusu da bu soru arkadaşlarım. Diyoruz ki yaşları tam sayı olan Burak, Kadir ve Mustafa'nın yaşları toplamı 69'dur. Şimdi Burak X yaşında, Kadir Y yaşında, Mustafa Z yaşında. O zaman ben şunu anlıyorum ki X artı Y artı Z burada 69'un ta kendisi. Ne güzel. Buna göre bu üç arkadaştan en küçüğü olan Kadir, yani Y, en çok kaç yaşındadır? Şimdi bak, Y diğerlerinden, yani X'ten ve Z'den daha küçük olduğunu biliyoruz. Y hem X'ten daha küçük hem de sevgili gençler Z'den daha küçük olduğunu biliyoruz. Ama ben bu Y'nin aynı zamanda en çok değerini arıyorum. E bu az önceki sorularla neredeyse aynı olan soru değil mi? 69'u gidersin. Güzel güzel tatlı tatlı 3'e bölersin. Ne gelir? 23. Şimdi dersin ki hepsi 23 yaşında olabilirdi. Ama en küçüğünden bahsetmiş. En küçüğüne şu desek diğerlerine haksızlık. Demek ki bunların yaşı farklı olacak. Şimdi az önceki yaptığımız gibi şundan bir çıkarırsın 22. Bunu sabit bırakırsın. Bunu da bir artırırsın 24 olur. Ve böylelikle en küçüğü olan Kadir en çok 22 yaşında olur. Ve böylelikle cevabımız da bu olur diyebiliriz. Yani arkadaşlar Kadir 22 yaşındaymış bu hesaba göre. Varsayalım ki Burak ortanca olsun 23 yaşındaymış. Mustafa da 24 yaşındaymış diyebiliriz.
Böylelikle yaşları toplamı da 69 olur sevgili gençler. Ve bu da bu sorunun çözümü olmuş olur. Evet. Bu PDF'imizi ve bu konumuzu da bitirmiş olduk. Üçüncü videonuzu da bugün çektikten sonra sevgili gençler ödevlendirmenizi yapacağım. Bir video daha çekeceğim. Ödevlendirmenizi biliyorsunuz ki acil matematik, matematiğin ilacı adlı soru bankasından yapacağım. Bu soru bankasını hakkıyla bitirin arkadaşlar. Size çok alt netlerden daha üst seviyelere taşıyacağına inandığım bir soru bankası ki geçen sene çözen öğrencilerimin de bu şekilde düşündüğünü sizlere söylemem lazım. Artık son videomuzda da yani bu haftaki son videomuzun da çektikten sonra paylaştıktan sonra haftaya kadar tüm ödevlerini yapmanı bekliyorum senden. Bir sonraki haftada çözümleme konumuza devam edeceğiz zaten. Sonraki videomuzda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.